Yeni bir videodan herkese selam. Bugünkü konumuz saç. Instagram'dan takip edenler beni görmüştür. Her zamanki klasik sözümüz. Buradan ne anlıyoruz? Beni Instagram'dan takip ediyorsunuz. Şuralara koyuyorum onu ben. Instagram'dan beni takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Ünko Kozmetik diye bir firmadan hediye aldım iki tane. Sizlere onlardan bahsedeceğim ve bunların deneme videosunun geleceğini söylemiştim. Dolayısıyla da bunları bir deneme videosu yapayım istedim. Bugün spora gitmiştim. Saçımı yıkayacağım. Neden bu kadar beklettim? Bir hafta falan oldu bunlar geleli kullanmadım. Çünkü saçımı boyattım. Biliyorsunuz bir önceki vlogumda göstermiştim size. Saçlarımı boyattım. Dolayısıyla yıpranacağını, daha çok yıpranacağını biliyordum. Size tam etkisini göstermek istediğim için de biraz beklettim videoyu. Şimdi bugün spora gittim geldim. Saçlarım daha yeni yapıldı. Hiç yıkamadım. Saçlarımı yıkayacağım. Ondan sonra bu şununla mı başlarız? Şöyle yapacağım ben. Bir hafta birini kullanacağım. Bir hafta birini kullanacağım. Ve size etkilerinden bahsedeceğim. Biraz uzun soluklu bir video olacak. İki hafta sonra falan yayında olacak bunu çektikten. Neyse. Şimdi aslında şöyle yapayım. Önce bunu deneyeyim. Daimon galiba şu. Bu bir yağ karışımı. Firma bunun çok çok iyi bir yağ olduğunu söylemişti. O yüzden önce bunu deneyeyim. Bunu görelim birlikte. Bu bir yağ karışımı. Şöyle. Keratin treatment diyor. Bunu daha önce de söylemişim. Kokusu falan çok güzel. Şöyle de bir şey var. Pompası var. Pompasını takıyorsunuz. Pompasıyla yapıyorsunuz. Ne demiş? Keratin saçı oluşturan önemli proteinlerden biri olan ve birbirlerine sülfür köpükleriyle bağlı keratin moleküllerinden oluşmaktadır. Köpükleri kırarak zamanla hasara sebep olmaktadır. Bu hasarları giderebilmek ve saçın daha sağlıklı bir yapıya kavuşabilmesi için saçlara keratin yüklemesi yapılması gerekmektedir. Keratin saçlarınızın kısa sürede daha sağlıklı bir yapıya kavuşturarak parlak bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Zarar görmüş keratin tabakasına yeniden keratin saçlarınıza hızla nüfus eder. Yapılanları pürüzsüz, canlı ve parlak görünmesini sağlar. Zaten biliyorsunuz keratin maskeleri. İşte ben bu keratin bakım şeyini kullanıyorum. Onun videosu da vardı. Koyarım şuraya. 3 ayda bir yapıyorum demiştim. Onu bu ara yapmadım. Kullanım şekline de yıkanmış ve havlu ile neme alınmış saça fındık büyüklüğünde keratin avuç içine yayarak eşit biçimde uygulayınız. Saçın uzunluğu ve kalınlığına göre miktarı arttırabilirsiniz. Sonrasında daha pürüzsüz saçlar için kurumaya bırakabilirsiniz. Durulanmayan bakım ürünüdür demiş. Ben normal saç rutinimi yapacağım. Fakat saçlarım şu an açıcı uygulandığı için şöyle göstereyim. Uçları bayağı kötü durumda. Yani ister istemez bayağı bir işlem geçirdim. Ona rağmen bu arada iyi kestirmedim yani. Ona rağmen bayağı iyi durumda. Ben banyoda bir saç maskesi de yapacağım. Onu söyleyeyim. Ama o böyle kısa süreli bir etkisi var. Yani bir sonraki banyoya kadar saçlarım yumuşak tutmuyor. O yüzden bu nasıl bir etki gösterecek ona bakacağız. Banyomu yapıyorum. Sonra birlikte uyguluyoruz. İlk izlenimimi paylaşıyorum. Sonra dediğim gibi bir hafta bunu kullanmaya devam edeceğim. Sonrasında da diğerine başlayacağım. Bir haftada onu kullanıp sonra sizi bilgilendireceğim. Hazırsanız videoya geçelim. Banyodan çıktım. Bir süre bekledim. Saçlarımın nemi iyice gitti. ve şöyle bir tarak aldım. Saçımı önce bir tarayacağım. Bu arada tarağı tamamen temizledim. Bakalım ne kadar dökülme olacak. Biraz da onu merak ediyorum. Çünkü banyoda hiç dökülmedi. Bu benim için iyi bir şey. Saçlarım biraz yanmıştır diye düşünüyordum ama çok bir dökülme olmadı. Hatta hiç dökülmedi. Normalden daha az döküldü. Ve buraya hiç gelmedi. Güzel. Şimdi bundan ceviz büyüklüğünde demiş ama benim saçım için ceviz büyüklüğünde bence biraz fazla. O yüzden şöyle tabii ben bunu ilk defa kullanıyorum. Şöyle 3 pompa kadar falan, hatta bir tane daha alayım. 3-4 pompa kadar aldım. Elimde yaydım. Bayağı bildiğiniz yağ bu arada. Parlıyor elimde.
ve uçlarına sürüyorum. Banyoda şey yaptım ben. Watsons'ın daha önceki bitenler videolarımda bahsettiğim sarı bir saç maskesi var biliyorsunuzdur. Onu uyguladım. Çünkü saçlarım inanılmaz kuru. Çünkü yani bayağı bir işlem gördü sonuç olarak. Komple açıldı. Bir önceki vlogta gördünüz. Bayağı böyle civciv sarısına döndü. O yüzden de bayağı bir işlem gördüğü için, ne kadar çok bayağı dedim. İşlem gördüğü için saçlarım ister istemez kurudu. O maskeyi uyguladım. Onu biraz uzun tuttum ve böyle tam durulamadım. Zaten kuaförüm de bunu söylemişti. Tam durulama demişti. Onun emini korusun diye. Şimdi bu şeyle, yağla iyice her tarafına eşit yaydıktan sonra saçımı kurutuyorum ve etkisine bakıyoruz. Bu arada gerçekten kokusu çok güzel. Her bunu sürdüğümde bence aynı şeyi söyleyeceğim size ama çok çok güzel kokusu. Bayağı güzel. Çok sevdim. Şimdi saçımı kurutayım, geliyorum hemen. Sonra hatta durun şöyle tarayalım bir daha. Çünkü düz kurutmak istiyorum. Ve size saçımın yanıp yanmadığını göstermek istiyorum. Hani genelde bu saç açma işlemlerinde, hele de benimki kadar koyu saçlarınız varsa, kesinlikle yanma problemi yaşıyorsunuz. Uçları tabii ki kırıldı. Ama size tarar şöyle göstereyim. Bakın tarakta 2-3 tane saç ya var ya yok. Bir de şöyle bir tarakla şey, saç temizleme şeyim var benim. Fırçası. Tarak temizleme. Onunla şöyle üzerinden alacağım. Size ne kadar saç döküldü göstereceğim. Ama saç gelmiyor. Gerçekten çok az döküldü. Yani şöyle söyleyeyim. 2 bilemediniz 3 tel. Metin Bey'e sevgiler. Yaptırdığım kuaförü yine buraya etiketlerim. Kendisinden bilgi alabilirsiniz. Bayağı güzel açtı saçımı bence. Hiç yıpranmadı. Bu arada bu yaptığım işlemlerin hiçbirinde reklam yok. Yani kuaförde de botoksta da hiç reklam vesaire almadım. Sadece kendim işlem yaptırdım ve güvendiğim için size öneriyorum. Bu yağı gönderen şirket evet bana bunu hediye olarak gönderdi ama her zaman söylüyorum. Hiçbir zaman hediyede de fikrimi böyle çarpıtarak söylemiyorum size. Bunu da dürüstçe neyse onu söyleyeceğim. Şu an için ilk izlenim olarak saçlarım yumuşak ama bunu kuruduğunda anlayacağız. Kurutayım, tekrar geliyorum. Saçımı kuruttum. Yani bildiğiniz fönlü gibi oldu zaten. Üstten tuta tuta kuruttum. Keratinde kurutur gibi. Ve böyle şöyle söyleyeyim size. Uçlarında çok hafif bir sertlik var ama bu tamamen saçımın yanmasıyla alakalı. Çünkü uçlarım zaten sarıydı biliyorsunuz. Onu göze almıştım ben. Ama mesela şuralarına dokunduğumda böyle yumuşacık, harika bir dokusu var. Ve saçlarım dümdüz şu anda. Asla elektriklenme, kabarma yok. Ben bunu bir de şey denemek istiyorum. Bir sonraki banyoda da kurutmadan direkt sürüp tarayıp bırakacağım. Bakalım aynı etkiyi görecek mi? Çünkü kurutunca her halükarda saçlarım yine böyle şey oluyor. Yine yatışıyor. Ama şey daha fena oluyor kurutmayınca. Böyle daha tiftik tiftik oluyor. Bir de kurutmadan deneyeceğim. Ama şu anki etki böyle fönlenmiş gibi duruyor. İlk az önceki haline döndü. Rengi bir tık açıldı bu arada. Gittikçe sararıyor. Neyse düzelir. İnanıyorum. Bir iki boyamada daha alışamadım ben. Ama bir iki boyamada kendi rengini bulacak bence. Şu dipleri falan çok güzel açıldı. Ama ben daha alışamadım. Her neyse. Şu anlık ilk izlenimim böyle. Bir sonraki yaptığımda yine size göstereceğim ve günlük olarak da hani sertlik derecesini söyleyeceğim. Çünkü şöyle bir şey oluyor benim. Banyoya girdim çıktım diyelim. İlk gün saçlarım yumuşacık oluyor diyelim. Ama ikinci gün uçları keçe gibi olmaya başlıyor ve dolaşmaya başlıyor kırıklarından ve sarılarından dolayı. Bakalım bu üründe onu yaşayacak mıyım bilmiyorum. Yarın birlikte göreceğiz. İkinci gündeyiz. Bugün sabah saçlarımı maşa yapayım dedim. Ve sabah uyandığımda önce onu söyleyeyim. Saçlarımın uçları hala yumuşacıktı. Ki bu benim için çok önemli bir şey. Ve tekrardan şöyle bir şey yaptım. Maşa yaptım. Maşa yaptıktan sonra ben saçlarımı tarama gafletini. Bu arada şunu da belirteyim. Bu çok ilginç bir bilgi olacak. Normalde saçım aşırı aşırı dökülüyordu. Yani böyle taradığımda ya da banyodan sonra topak topak saç topluyordum ben. Fakat bugün sabah taradım.
Değil mi? Sabah taradım. Evet. Sabah maşadan önce bir taradım. Yine hiç saç yoktu. Sonra maşa yaptım. Maşadan sonra maşayı yaparken hala yağın kokusu buram buram geliyordu sürdüğüm yağın. Maşadan sonra tekrar saçımı tarama gafletinde bulundum. Biraz kabardı. Ben de o kabarıklığı alması için sadece bir pompa, yani şöyle bir kere bastım ve onu tekrar böyle yağı iyice elimde ısıttım ve saçlarımı böyle toparlamak için tekrar sürdüm. Ve şu anda da o kadar güzel ve sağlıklı görünüyor ki saçlarım, size anlatamam. Uçları yani normalinden daha böyle şey, nasıl diyeyim, daha bakımlı duruyor. Bence bunda yapılan işlemin de etkisi var ama bu yağın da etkili olduğunu düşünüyorum bu arada. Yaparken şu da çok önemli sarı saçtan. Düzelteyim dedim bu arada. Hazır saç videosu çekiyoruz. Yamuk yumuk çıkmayayım. Bu arada saç videosu çektiğimiz için söylüyorum. Saçı açarken yanması çok büyük bir olasılık. Fakat ben şunu söyleyeyim. Bakın gönül rahatlığıyla. Normalde ilk gün bu yağı kullanmadan önceki gün saçlarımın uçları böyle çatal çataldı. Şu an o çatallaşma gitti. Ki bugün ısı uygulandığı halde gitti. Denemeye devam edeceğiz. Bugün İkinci gün, yarın da yıkamam büyük ihtimalle, karantina çünkü sokağa çıkma yasağı var. Muhtemelen pazar günü yıkayacağım. Pazar günü yani yarın da tekrar bu saçta nasıl bir etki gösterdiğini gün gün size göstereceğim. Bakalım yarın nasıl bir etkisi olacak. Ama saçlarımda sürekli o bahsettiğim koku da var bu arada. Çok güzel kokuyor. Üçüncü güne devam ediyoruz. Çok konuştum, yine çok yoruldum. Ve dördüncü gündeyiz. Dün videoyu çekmedim çünkü gerek duymadım. Aynı etkileri görmüştüm. Şimdi duşa gireceğim. Spordan yani spor yaptım. Sporu bitirdim şimdi. O yüzden nefes nefeseyim. Duşa girmeden size göstereyim istedim. Şimdi saçlarımı maşa yapmıştım. Bir kere maşası hala duruyor. Onun dışında da size şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki uçlarında kesinlikle bir tiftiklenme, kırılma, herhangi bir bozulma yok. Bakın dolaşma yok. En önemlisi. Benim şu saçımın arka şu kısmı aşırı dolaşıyordu. Şu an o etkilerin hiçbiri yok. İnanılmaz bakımlı. Yani şu an terli olmasam, duşa girmesem birkaç gün daha götürecek yumuşaklıkta beni. Size onu söyleyebilirim. Şimdi duşa gireceğim. Aynı işlemleri bir daha yapacağım. Biz ne zaman başlamıştık? Salı günü. Bir kere daha kullanmış olacağım. Yani 3 kere falan kullanmış olacağım bunu bir haftada. Şu ana kadarki etkilerinden çok memnunum. Ama haftaya da şey deneyeceğiz. Kerastazınkini deneyeceğiz. Şu anki etkileri çok güzel. Maske yapmadım saçıma. Şu anda yapmayı düşünmüyorum. Sadece duşta mor şampuan ve maske yapmayı düşünüyorum. Çok yorgunum ama. Gücüm yeter mi bilmiyorum. Duştan sonra tekrar, yani daha doğrusu duştan sonra hemen yapmam. Aynı şeyleri yapacağım. İşte saçımı kurutacağım. Bakımını yapacağım. Muhtemelen yarın size durumlar nasıl gösteririm. Çünkü ilk anda zaten her halükarda yumuşak oluyor saçım. İkinci gün nasıl etki gösterecek bir dahakinde onu görmüş olacağız. O zaman ben gidiyorum. Bye. Dün banyo yapmıştım. En son size öyle göstermiştim. Banyodan sonra saçım biraz kuruduktan sonra yine geçenki gibi 3 pompa alıp saçlarımı uyguladım ve taradım. Yine saçlarım çok ilginç bir şekilde hiç dökülmüyor. Benim için en önemli şey o. Gerçekten hiçbir dökülmesi kalmadı. Ama bu boyayla mı ilgili yoksa bununla alakalı şu an bilemiyorum. Ama bence bunun da etkisi vardır. Saçlarımda dökülme yok ve hala yumuşak, çok fazla dolaşmıyor. Sabah kalktığımda sadece böyle uçlarında hafif bir sertleşme vardı. O da saç maskesi yapmadığım için ve işte boyalı olduğu için. Ama şöyle yakından göstereyim. Kesinlikle böyle rahatsız edici bir çatallaşma, bir şey vesaire yok. Dün saçıma mor şampuan da uyguladım. O da biraz kurutuyor. Onun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Onun dışında saçımın kendi şeyi, yapısı gayet yumuşak ve güzel. Bugün sabah sadece bir pompa, böyle 2-3 tane değil, bir pompa saçımı şekillendirirken, o elektriklenmesini almak için taradıktan sonra saçıma sürdüm. Ve yine gayet güzel oldu. Şimdilik yine iyi gidiyoruz. 2 gün kaldı. 2 gün sonra diğerine geçiyoruz. Yine spor sonrası bir duş alacağım dedim. Ve 2-3 gündür güncelleme paylaşmıyordum size. Çünkü etkileri aynı. O yüzden de çok çok böyle her gün çekmeyeyim dedim. Fakat bugün bu yağın son kullandığım günü. Şimdi diğerine geçeceğim bugün. O yüzden de size son böyle etkilerini göstereyim istedim. Daha önce de belirttiğim gibi saçlarımda kesinlikle çatallaşma yapmadı.
Yani şöyle diyeyim, şu an bu saç size sağlıksız görünebilir ama sarı saç kullananlar beni anlayacaktır. Bu uçları her daim çatal 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 oluyor ama bunu kullandığımdan beri böyle bir rahatsızlık hissetmedim ki saçlarım boyalıyken boyatmama rağmen, yani daha çok yıpranması gerekirken böyle bir şey hissetmedim. Dolayısıyla bu yağı dibine kadar kullanacağım. Onu biliyorum. Hatta bittikçe alacağım yağlardan bir tanesi. Dediğim gibi bunu gönderim olduğu için değil, gerçekten beğendiğim için söylüyorum. Bugün Kerastase'ın diğer yağına başlayacağım. Bir de onun etkilerinden bahsedeceğim size. Bugün itibariyle bunu kullanalı tam bir hafta oldu ve bir haftadaki etkileri bence çok güzel. Ve her gün her gün sürmedim. Sadece saçımın biraz sert olduğunu hissettiğim günlerde sürdüm. Dolayısıyla çok uzun süre gidecek bir yağ gibi görünüyor. Şimdi duşa gireceğim. Yine bakım maskesi yapacağım. Yani bununla aynı şekilde maskemi yapacağım. Ondan sonra onu kullanacağım. Bakalım onun etkileri nasıl olacak. Ama bunu çok beğendim. Bunun da linkini size aşağıda bırakırım. Link kısmına tıklayıp bu ürüne ulaşabilirsiniz. Ya da mağazayı direkt bırakırım. Oradaki bütün ürünlere ulaşabilirsiniz. Direkt mağazayla da Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz bu ürünü almak için. Hadi devam edelim. Bugün yağ sürüşümün 3. günü galiba. 2, 3, evet. 3. günü ve aynı şekilde diğeriyle aynı yumuşaklığa sahip. Sadece bunun farkı şu. Onda saçlarım daha az kabarıyordu. Bunu da gördüğünüz gibi bir tık daha böyle hani kabarma etkisi var. O biraz daha fönlü gibi duruyordu. Ama ben bunu da beğendim. Ama hangisi derseniz ben diğerinin kokusunu da bu saçta bıraktığı hissi de daha çok beğendim. Yani bunda böyle saçlarımın üzerinde bir tık böyle bir sertlik var. Ama yine de normal haline göre çok çok güzel. Hani diğerini kullanmasaydım, bunu kullansaydım eminim ki bunu çok beğenirdim. Ama şimdi diğerini kullandığım için bu ondan bir tık daha bana göre şey kaldı. Nasıl diyeyim? Ya o kadar yatıştırmadı, o kadar işte düzleştirmedi. Zaten şuralardan görüyorsunuz. Saçımda bu arada hiçbir şey yok şu an. Düzleştirmedim, hiçbir şey uygulama yapmadım. Sadece şuraya çok az bir saç spreyi uyguladım. Çünkü kısa saçlarım buradan fırlamıştı. Ama yani şöyle bir baktığımda bakın hiçbir dolaşıklık yok, kolay taranıyor. Taradıktan sonra aşırı bir kabarma olmuyor. Yani mesela bu yağları kullanmadan önce saçımı taradığımda böyle aşırı bir kabarma ve tülberme oluyordu. Böyle tiftik tiftik oluyordu. Bunlarda öyle bir şey yok. Az önce taradım saçımı ve gayet düz duruyor. Tabii ki böyle bir işte düzleştirme, maşa vesaire yaptığımda çok daha güzel duruyor ama bunları uygulamadığım zamanlarda da bu yağların ikisini de çok beğendim ama diğerini daha çok beğendim. Bence bu kadar inceleme yeter diye düşünüyorum. Yani size özetlemek gerekirse şunu söyleyeyim. Bu yağların ikisi de çok güzel. Kesinlikle tavsiye ederim. Ama hangisini tercih ettiğimi sorarsanız Diamond Keratin olan yağı tercih ederim. Çünkü hem kokusu daha güzel ve böyle onun kokusu nasıl söyleyeyim size. Bugün sürdüm diyelim. Yarın ve ertesi gün yani bir sonraki banyoya kadar onun kokusu kalıyor. Ama bu o kadar değil. Yani bunun öyle bir yoğun bir şey kokusu yok. Parfüm bir kokusu yok. Ve bunun yumuşaklığı bence daha az etkili. Yani dokunduğunda aynı hissi vermiyor. Onda böyle tam fönlü saç hissi vardı. Bunda o his yok. Ama genele vurduğumda iki ürünü de çok beğendim. Kerastase'ı da öneririm. Diamond Elixir'i de öneririm. Dediğim gibi aşağı ben aldığım firmanın şeylerini bırakacağım. Bilgilerini, Trendyol sayfalarını bırakacağım. Instagram sayfalarını hem buraya hem aşağı bırakacağım. Siz de bilgi almak isterseniz onlarla iletişime geçebilirsiniz. Yani benim saç tipim değil de başka bir saç tipine ya da başka bir saç sorununa sahipseniz onlarla iletişime geçtiğinizde onlar size yardımcı oluyorlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonuna tıklamayı. Bu arada o kadar hızlı konuşuyorum ki bu kısmı söylerken bazen tıkanıyorum. Neyse. Yeni videolarda renksiz haberdar olmak için zil butonunu açmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.